Hoş geldiniz, tekrar merhaba. Ee, şimdi aslında Amerika'dan iki konuşmacımız, Van'dan bir konuşmacımız. Bizlerle birlikte, Selda, Şeyda ve Burçin. Ee, biz biraz önce onu konuşuyorduk. Yani biz bu zaman yönetiminde neden böyle bir sıkıntı yaşıyoruz? Her sene akışımız e, genellikle teknik olarak e, yaşadığımız bazı aksaklıklarla uzuyor. Çok teşekkür ederiz sabrınız için, beklediğiniz için. Ee, tekrar hoş geldiniz bilimin gücünü konuşacağız bu panelde bilim kadınlarını temsilen sevgili Şeyda İpekle başlayalım istiyoruz hemen bilim kadınları platformu nasıl ortaya çıktı ve neler yapıyor Şeyda Merhaba herkese şimdi bilim kadınlarının aslında iki yolun birleşmesi ile ortaya çıktı bilim kadınları ilk başta Burçin Kacar tarafından kendisi Arizona'da bir astro, astrobiyolog. Uh, 2015 yılında uh, hatırlıyorsam, doğru hatırlıyorsam bir sorusuyla başladı Twitter'da. Tarihte, tarihimizdeki Türkiye'li bilim kadınları kimlerdir, onların hakkında bilgiye nasıl ulaşabiliriz diye. Onun amacı bu hani eskilerden ilk ilk Türkiye'de Türkiye'nin ilk bilim kadınları kimlerdi onları öğrenmekti. Ondan sonra yine onun etrafındaki yani onun tweet'ine cevap veren insanlar ile bir liste oluşturmaya başladılar. Ve bir de uh, Twitter sitesini, Twitter adresini aldılar bilim kadınları diye. Sanırım bir Facebook grupları da vardı. Bu 2015 yılında falan oluyor. Ondan sonra bir birkaç sene hani bir atıl kaldı o Twitter hesabı ve Facebook hesabı. Daha sonra ben 2018 senesinde bu bilim kadınlarından benim bilgim yoktu. O bilim şey profesör Kajar'ın işlerinden. Ben 2018 yılında kendim de sordum bu soruyu. Türkiye'li bilim kadınları neredesiniz? Bir buluşalım tarzında beş harfler sitesinde bir yazı yazmıştım. Bilim kadınları elime mum diksin diye. Ondan sonra benim e, çok yakın arkadaşım Mustafa Gündoğan, o bu Eski Bilim Kadınları grubundan da bilgisi olduğu için beni onlarla iletişime geçirdi Fatma Akın'la özellikle. Ondan sonra biz bu hem bilim kadınları listesini yeniledik. Biz biraz daha günümüzdeki bilim kadınlarına odaklanarak e, hem de Twitter hesabını aktifleştirdik. Ondan sonra bizim ilk amacımız şu anda hem şu anda yaşayan, çalışan, üreten bilim kadınlarını göz önüne çıkarmak hem bunun yanında yine kendi tarihimizden bilim kadınlarını da öne çıkarmak, göz önüne çıkarmaktı. Böyle başladı. Şu anda her hafta elimizden geldiğinde tabii pandemi sürecinde biraz daha aksak çalışmaya başladı ama her hafta bir Türkiye'li bilim kadınının hani hem profilini yapıyoruz, çalışmalarını öne çıkarıyoruz hem de bilimle uğraşmak isteyen genç kadınlarla iletişime girmelerini sağlıyoruz aslında biraz daha. Şu anda benim kadınları bunu yapıyor. Bunun yanında yine geçen sene daha doğrusu bu senenin ilk başta ilk aylarında bilim kadınları posterleri çıkardık. Bu Türkiye'li 5, tarihimizden 5 bilim kadını seçerek onların posterlerini yaptık şu anda. Arkamda küçük bir şekilde belki görebiliyorsunuzdur ama çok da gözükmüyor. Bunun dışında başka projelerimiz de olacak. Şu anda bir dört kişilik bir grubuz. Tam, tam aslında bu hafta yaptığımız bir proje. Geçen, önümüzdeki hafta 7-8 Kasım tarihlerinde bir İstanbul'da bir koşu olacak. Bu da sanal olarak diğer şehirlerden de katılım olacak. Bilim Kadınları grubu olarak şu anda 13 tane koşucumuz var. Kadın emeğini değerlendirme vakfı için bağış topluyoruz. Eğer bize yardımcı olmak isterlerse herkes bilimkadınları.com sitemizden nasıl, nasıl bağış yapacaklarını öğrenebilirler. Biz zaten sizleri Twitter'daki Haftanın Bilim Kadını akışıyla tanıdık. Ben şahsen öyle tanıdım ve takibe öyle almıştım. Çünkü bilim alanında aktif olan şu şunu hissettim. Ne kadar çok bilim alanında çalışan kadın var ve benim dünyadan haberim yok. Sizlerle ilk toplantımızda da konuştuğumuz zaman işte bilim alanında kadınların çok fazla var olmadığına dair önyargılarımız var dediğimizde öyle olmadığını da siz söylemiştiniz. Yani o ya, o önyargı bile aslında yanlış. Ee, fakat ben orada kendime bir vazife edindim ve bu alana girmiş kadınları tanımam gerektiğini düşünerek işte takibi aldım. Benzer zamanlarda evet. zaten başlamıştık. Ee, çünkü bizler çoğumuz bizim jenerasyondan bahsedecek olursak genellikle e, bilimin alanından uzak durmuş e, kesme, e, temsil eden kadınlarız. Dolayısıyla e, her birinizin buradaki varlığı çok kıymetli. E, Burçin'in mesela bir galaksisi var. Yani bu e, bizim hala idrak edemediğimiz bir şey. Yani nasıl bir insan galaksi keşfeder de ismini verir? Aşırı havalı diyoruz biz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Burçin çok havalısın. Teşekkürler. <laughs> <laughs> bu galaksi bulma yolculuğunu aslında bir senin ağzından dinleyebilir miyiz? Heykeli falan dikildi yani. <laughs> evet öyle güzel medyatik şeyler oldu. <laughs> yani benim akademideki bilim bilime dair yolculuğum birazcık da aslında hani geçmişe inersek ortaokul yıllarında biz ödevle başlıyor. Ee, öğretmenimiz bize şey demişti, idealinizdeki kişi kimdir diye sormuştu. Ve ben de hani acaba idealimdeki kişi kimdir diye sorguladığımda, ya ben e, en zeki insan olmak istiyorum, acaba en zeki insan kimdir diye sormuştum ablama. E, ablam da bilmiyorum, bak bakalım belki Einstein'dır falan diye cevap verince, bunun üzerine Einstein üzerinde yazılar okumaya, sırf ödevi tamamlamak için bu yazıları okumaya başlamıştım. Ve sonrasında e, bakınca e, aslında Einstein'dan ziyade e, fizik alanına, fizikteki e, özellikle a, uzay a, alanındaki e, konulara ilgim arttı. Özellikle kara delikler benim e, en e, büyük tutkumdu o, o yıllarda. Ve sonrasında ha, o dönemde çok e, şey yapamadım. E, ne yap acaba gerçekten bilim yapabilir miyim? Hani e, Türkiye şartlarında böyle bir şey mümkün müdür diye çok etrafımda da görmediğim için e, ailem benim Orta e, ilkokul mezunu. O yüzden e, maddi sebeplerden dolayı eğitimlerini tamamlayamadılar. Hoş e, eğitim e, noktasında bizi kendileri yapamadıkları için bizi çok destek oldular. Her zaman hayallerimizin peşinden koşmamız noktasında en büyük destekçimiz onlar oldular ama hani o dönemde acaba gerçekten fizik alanında hani bir meslek halinde yapabilir miyim diye soru işaretleri vardı. Sonrasında hani e, öğrendim ki aslında Bilkent'te e, bilim insanı yetiştirmeye yönelik e, programların olduğunu sadece öğretmenlik olmadığını fizikte e, öğrendikten sonra e, e, fizik okudum. E, ama hala ...özellikle Türkiye'de o dönemde başvuru sorunları vardı. Bir, bir, o dönemde hala kendimi çok da ait olduğu hissettiğimi söyleyemem. Sonrasında yurt dışına çıktığımda e, o kadar bilmiyorum ki... ...nasıl başvurmam başvur gerekiyor e, e, yüksek lisans programlarına. Bir pro Üniversiteye başvurdum ve üniversitenin astronomi programı yok. E, Biyofizik e, master'ı yaptım sırf bu yüzden. <laughs> Sonrasında en sonunda... E, ee, özellikle de biraz e, sakar bir insan olarak biyofiziğin bana ait bir, e, bana uygun bir şey olmadığını fark ettiğimde dedim ki e, gerçekten benim astronomi yapmam lazım ve doğru o süreçte de gerd e, programları öğrenmiş oldum Amerika'daki ve sonunda başvurdum ve sonunda astronomi alanına girmiş oldum ama ilk başladığımda aslında kara delikler ve galaksiler arasındaki ilişkileri e, inceledim aslında bu e, galaksi olayı ...bir yan projeydi. Biz başka bir galaksiyi incelerken... ...arka planda bu... E, ...ilginç objeyi fark ettik. Ve ben ilgilendim ve... ...daha çok çalışmak istedim bu konu üzerine. O zaman fark ettik ki aslında bu... ...gerçekten çok orijinal, çok... E, ...özel bir galaksi. E, aslında bu şekilde... E, ...gelişmiş oldu... E, ...şeyi... E, ...keşfetme aşaması. İlk başta acaba... E, ...zaten çok... E, ...nadir bu gözlemlenmiş bir galaksiye e, benzediği için çalışmıştık. Acaba gerçekten ikinci o nadir galaksiyi mi keşfettik diye bakarken... ...tamamen e, o galaksiden de daha nadir bir galaksi olduğunu fark ettik. E, bilimde sanırım öyle bir şey. Yani hani e, ilk önce belki aramadığını bazen özellikle arıyorsunuz, bulmaya çalışıyorsunuz... E, Bulamıyorsunuz, özel deneyler dizayn ediyorsunuz, bulamıyorsunuz, bazen hiç bakmadığınız bir yerde onu e, onunla karşılaşabiliyorsunuz ve e, sonuçları tahmin ettiğinizden daha e, farklı çıkabiliyor. Şeyda'nın çok güzel bir yazısı var aslında. Ben neyin ne olduğunu tam olarak orada anladım. <laughs> bir günde yazmıştı geçen haftalarda. Ee, bunun bir galaksi türü olduğunu, onu da e, çok tavsiye ederiz. Belki şimdi gönüllü ekibimiz bulup e, paylaşırlar Twitter'da. E, çünkü o onunla ben e, ismini hmm. koyabildim yani Burçin Galaksisi ne, nedir ne değildir diye. E, mutlaka hepinizin e, farklı alanlardasınız. Sizler Fen Bilimleri alındasınız, e, Serdar e, Sosyal Bilimlerde. Fakat e, şimdi Serdadan biraz oraya girmesini isteyeceğiz. E, Kadın olarak yaşadığınız akademideki bilimdeki zorluklardan bahsetmesini isteyeceğiz. Ee, şöyle belki bir başlıkla girersek e, temelini vermiş oluruz. Cinsiyetlendirilmiş bir kurum olarak akademiyi bize anlatır mısınız Selda? Herkese merhabalar. Sesim Öncelikle gelmiyor. çok teşekkür. Sesim geliyor. gelmiyor mu? Geliyor, Şimdi geliyor. geliyor. Tamam. Herkese merhabalar. Öncelikle e, çok teşekkürler böyle bir e, davette bulunduğunuz için ve uzakları bayağı yakın kıldığınız için çok mutluyum Şeyda ve Burçin'le bir arada olduğumdan. Şeydalar'ın bilim kadınları listesine beni de davet etmişlerdi. Çok teşekkür ederim. Çok güzel işler yapıyorlar. Şimdi sosyal bilimler alanından fen bilimlerine çok fazla bir yandan çok uzak gözüküyoruz ama bir yandan da deneyimler açısından çok ortaklıklar olabiliyor. Burada en önemlisi tabii ki Kadınlık deneyiminin yani bilimin aslında e, ilk tarihsel olarak kuruluşundan itibaren bir erkekler tarafından erkekler için kurulmuş bir alan olması. Ve e, bu süreçte de kadınları çok uzun yıllar dışlamış olmaları, fen bilimlerinde ve sosyal bilimlerde farklı sertliklerde ilerleyen süreçler bunlar. Ve e, bugüne dek geldiğinde de e, bugün kadınlar olsa bile içeride hala... E, belki açıktan giremezsiniz şeklinde olan bir dışlama değil ama farklı dışlama ve ayrımcılık pratiklerinin sürdüğü bir alan burası. Birçok alanda olduğu gibi ama bilimsel alanın e, katılımcılarına yani bilimi eyleyen e, erkeklerin baştan itibaren buradan kazandığı bir iktidar ve statü olduğu için bu alana e, kadınların girmesini çok da e, memnuniyetle karşıladıklarını düşünmüyorum. E, ve hatta e, feminist sosyolog Dorothy Smith bu yüzden de ilk dönem bilim alanına erkekler krallığı, erkekler kulübü de kulübü kulübüdür yani çok uzun süre tarihsel olarak girmemiştir kadınlar ve ya daha doğrusu girdiklerinde de görünmez kalanmışlardır böyle bir durum fakat bugüne baktığımızda kadınlar çok daha fazla görünür bundan gurur duyuyoruz özellikle Türkiye kadın akademisyen sayısında Avrupa'da da çok önde ama bu problemi çözmüş olduğumuz anlamına gelmiyor. En önemlisi bu bir yanılsama olarak görülebilecek bir şey. Çünkü kadınların girdikten sonra herhangi bir kamusal alana, bilim baş, bilim çok sert bir alan bu anlamda, e, ne yaptıkları, orada ne konumlarda bulunabildikleri, nerelere kadar erişebildikleri çok mühim. Özellikle e, mesela Türkiye'de sayıca çok kadın akademisyen var ama çok alt kademelerde hala yükselebilmek, yani o cam talan dediğimiz şey çok sert. Birçok ülkeye göre ve Özellikle de bu kadar neredeyse %50'ye ulaşmak üzere kadın akademisyen sayısı üniversitelerde. Fakat dikkat ederseniz özellikle profesörlük kadrosuna gidildiğinde bunun yarıya indiğini görebilirsiniz. En önemlisi karar mekanizmalarında. Dekanlık, rektörlük ve bunun gibi ya da mesela dergi editörlükleri, değerlendirme kurulları, ödüllerin verildiği kurullar. Bunların çok büyük ezici çoğunlukta erkekler olduğunu görürsünüz. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Geleneğin en baştan erkek kulübü dediğimiz o geleneğin hala e, belli ölçülerde belli derecelerde sürdüğünü bütün ülkelerde farklı şekillerde hala bu devam ediyor. Bu yüzden de bilimde kadınlar projesi birçok ülkede var. E, bu en önemli bence birinci kısım. Hatırlamamız gereken çünkü erkeklere göre biz girmek için de ciddi bir bu alana ayrı bir mücadele veriyoruz. Tabii ki bunda sadece bütün tek bir topyekun kadınlar yok. Özellikle de Türkiye'de 90'lardan sonra alt sınıf kadınlar girebilmiştir. Görünür anlamda yani ailesi belli bir eğitimli olan orta sınıf seküler ailelerin dışında kadınların girebilmesi gerçekten hala zordur girdikten sonra da belli bir hani önemli pozisyona gelip söz üretebilmesi aynı şekilde zordur. Yani bu aynı bu ırk içinde, etnisite içinde, cinsel yönelim içinde birçok açıdan düşünmemiz gereken farklı kadınlıklar var ama benim yani akademiye toplumsal cinsiyet perspektifinden baktığımda cinsiyet, yaş ve e, özellikle de sınıfın çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. E, bütün ülkelerde farklı biçimlerde olsa tabii ki işte ırk giriyor, işte giriyor dediğim gibi diğerleri de devam ediyor. E, bizim ülkede özellikle ben mesela alt sınıf bir aileden geliyorum. Hiç yani hiçbir eğitimli alemde akademisyen yok. Herhangi bir bu kadar okuyan yok. E, mesela Burçin'in anlattığı gibi bunlar mesela daha yaygın olması gerek. Böyle tek tük örnekler değil. E, devam edeyim mi yoksa çok mu zamanı? Bilemedim o yüzden Şeyda'yı ve Burçin'e sormak istiyorum cam <laughs> tavanlarla onlar karşılaştılar mı? Tamam. Bilim <laughs> platformunda bu hikayelere ...çokça ve sıkça rastlıyor musunuz? Alda şey... o kadar güzel konulara Şeyda sesin gelmiyor. Ha, geliyor mu şimdi sesim? Ha, şimdi şimdi geliyor. <laughs> Selda çok güzel noktalara parmak bastı gerçekten. Benim de hani sürekli dillendirmeye çalıştığım noktalar ve bilim kadınları grubu olarak da aslında çok konuştuğumuz konular. Özellikle bu bir statü olması. Mesela şu anda bir de hani salgın dolayısıyla herkes bilim insanlarına bakmaya, onlar ne diyor diye hani, hani ağızlarına bakıyorlar yani bu şey bilim insanlarını hani bilim bize ne gösterecek diye. Ama televizyon ekranlarını açtığımızda hep erkek erkekler konuşuyor değil mi? Bilim adamları konuşuyor yani bilim insanı olarak. Kadınlara nerede, nerede güç veriliyor, nerede yer veriliyor? Yani yer verilmesi hani bir bir hani sanki böyle bir bağış gibi değil de hani kadınların sözleri nerede geçiyor bu da çok önemli ne yazık ki bu hani görünürlüğü bilim bilim kadınlarının görünürlüğü yani ne ne Amerika'da ne Avrupa'da ne ne Türkiye'de bilim kadınlarının aslında kapladığı yerden bile çok daha az seviyede yani hani bilim üniversitelerimizde bilim kadınları var ama sözleri nerede geçiyor? Bu da tabii ki tabii ki hani çok az çok az çok az oluyor yani görünürlükleri. Bilim kadınlarının bir haftanın bilim kadını olarak yapmak istediğimiz hani hedefimiz ulaşmak istediğimiz bir yerde buydu. Yani o görünürlüğü sadece hani işlerini yapıyorlar zaten ama o işlerin görünürlüğü de yaptıkları iş kadar önemli olabiliyor bazen o gücü el, o gücü elde etmek için. Bir bu cam tavan kısmına gelince aslında tek başına hikayeleri toplamak bir yerden sonra bana çok da çok da böyle önemli gelmiyor açıkçası. Çünkü hani benim hikayem benim hikayem bir genel istatistiğe uyarlanması uyarlanmadıkça bir, bir, bir amaç olmuyor. Ama mesela şu hikayemi anlatayım. Hani cam tamam mıdır bilmiyorum ama fizikte bilim kadın olarak ne kadar nadir olduğumu öğrenmem aslında üniversiteye başlamamla. Üniversiteye başladığım gün oldu hatta. Bizim işte ben de bir kent fiziklerinin Burçin, Burçin, gibi. İlk günümüzde bize bir hani bölümde bir çay kahve bir bir, bir bir event yapmışlardı bizim için bizi hoş geldiniz demek için. Benim dönemimde Bilkent Fizik'te Bilkent Fizik o zamanlar 30 kişi falan alıyordu her sene. O da benim dönemimde çok fazla kadın vardı. Çok fazla da 5 kişiyiz. 30 kişinin içinde. <gülüyor> <gülüyor> ama hani ben ondan önce bilmiyorum fizik hani tamam hani bildiğim fiziklerin hepsi erkek ama o hani kafama işlememiş fizikte yani fizikte bilim fizikte kadın çok yok Düşüncesi. Neyse işte biz biz orada toplandık falan yeni öğrenciler, şey profesörler falan. Bölümün sekreteri böyle geldi, kadın böyle çıldırmış, aman Allah'ım ne kadar çok kız var burada, <laughs> harika bir yıl olacak falan gibisinden. Ben de ne oluyor anlamadım yani. Ne kadar çok kız ...ne demek beş kişiyiz falan. Ki öğrendim ki benden önce iki tane yani biz, bizim seneden önceki kadın varmış, ondan önce biri, ondan önce hiç yok birkaç sene boyunca. Hatta yani yani Bilkent'te hani azuralar çok da çok eski bir okul değildi bir 20 senelik falan sanırım tarihi hatırlam yanlış bilmiyorsam. Ama hani ilk 10 senesinde sadece hani 4 tane falan kadın varmış ki o kadınların isimlerini Bilkent'teki bilgisayar server'larına veriyorlar. Hani o kadar nadirler ki hani elle tutulur bilgisayar server'ına isimleri verilmiş falan böyle. Yani hani ondan sonra Koç'ta yine hani bizim ofisimizde kadın vardı ama mesela Bilkent ve Koç'ta benim gözlemlediğim benim hiç fizik bölümünde kadın hocam olmadı mesela ve şu anda da yine hani erkek hoca seviyesine göre çok daha az yani kadın hoca seviyeleri bu tarz Bilkent, Koç, ODTÜ gibi okullarda yani. Hani Türkiye'deki bilim kadını oranı yüzdesine baktığımızda aslında Avrupa'ya, ABD'ye göre çok daha fazla. Ama niye hani bir olması gerektiği yerde olmadı değil. yani. yani. Hani... Ee, Bu içine bir sorum olacak. Ondan sonra toparlanacağız. Arka taraftan e, işaret gelmeye başladı yine. E, gençlerin sana danıştıklarından bahsetmiştin. E, onu paylaşmak istediğini söylemiştin. E, evet. Ne soruyorlar sana gençler? Ne gibi yönlendirmeler istiyorlar? Burayı izleyen genç arkadaşlarımıza da özellikle belki yol açıcı bir şeyler olur. Evet. E, özellikle genç ciddi manada maillerle ya da sosyal medya hesaplarıyla bunu ulaşıp genellikle anlayamadıklarını yani bu bilim nasıl yani bilimle çok ilgili olduklarını ve yapmak istediklerini ama tam olarak oraya nasıl varacaklarını bilemediklerini çünkü o etrafta gördükleri örneklerinin kendileriyle eşleştiremediklerini o halde biz ait miyiz buraya biz ait olabilir miyiz diye endişeleri var ve en büyük bu endişeleri taşırlarken aynı zamanda da en çok aileleriyle arada kalıyorlar. Ee, ...ailelerin beklentileri var, ailelerin onlardan istedikleri şeyler var. Ve hani bu fizik yapmak ya da bilim yapmak kavramı... A a ...özellikle kadınlar için e ailelerin gözünde olabilirmiş gibi gelmiyor. Ve onlar, onlar için çok büyük bir korkuyu e oluşturuyor. Ve bunu, bu yüzden de çocuklar öğrenci e çocuklarına e seçmemeleri noktasında tavsiyeler veriliyorlar benim en çok yak, e, karşılaştığım durum e, fizik okumak isteyen ya da astronomi yapmak isteyen gençlerin tıp'a yönlendirilmesi, çok doktor olmaya yönlendirilmesi. Bu noktada inanılmaz bir baskıya maruz kalıyorlar. Ve hani bir noktadan da em, hani iste, is, isterlerken emin de olamıyorlar. Yani biz bunu yapmak istiyoruz, hayallerimizde bu var ama etrafta da bunu yapan çok hani bizim gibi insan yok benim geçim, yani benim gibi işte belli bir ekonomik kültürde, belli bir hayat tarzı olan insanların, ben bu şeyde görmüyorum. Sadece birkaç elle tutulur, birkaç kişiyi devamlı medyada görüyorum. Ve bu kişiler benimle eşleşmiyor. O halde belki de annemler haklı, belki babamlar haklı. Belki de ben buraya yapmamalıyım diye endişelerini de defalarca dillendiriyorlar. Hani bu noktada benim tavrım hani Kimsenin kimsenin e, endişelerini yaş, yaşamak için ya da onların tavsiyelerini yaşı, yaşaya, e, uyarak e, geçirecek kadar uzun bir ömrümüz yok. O yüzden de hani hayallerinize ve is, e, e, isteklerinizin peşinde koşmalarına yönelik tavsiyelerde bulunuyorum. Fakat aynı zamanda şunu da altını çizmek istiyorum. E, bizim... E, en çok belki de yaptığımız hatalardan birisi bilim insanları olarak hayal edin yaparsınız hayal edin yaparsınız mesele şu ki kadınlar hayal etmedikleri için şu an buralara gelememedikleri diye bir şey yok biz hayal ettik yıllardır hayal ediyoruz biz her zaman istiyoruz bilim bizim de yapabileceğimiz bir şey ama o sorun sistemin buna e, olanak sağlamaması ve devamlı önümüze bloklar koyması ve bize destek e, verecek ortamlar sağlamaması. Bu noktada da hani ciddi manada hem bizim e, kadınların birbirine sahip çıkıp mesela bilim kadınlarında olduğu gibi kuruluşlara, kur, e, topluluklara ihtiyacımız var. Birbirimizi desteklemeye, yo, e, birbirimize mentor olmaya ihtiyacımız var. Okullarda buna benzer kuruluşlar e, kadın kuruluşları, kadın grupları kurmaya ihtiyacımız var. Çünkü farkın e, en büyük sorun biz kendimizi yalnız hissediyoruz. Biz sadece bu problemi biz hissediyormuşuz gibi hissediyoruz. Ve ben yapamıyorum. Ben yapamadığım için böyle olmuyor gibi hissediyoruz. Oysa ki o toplumda e, ciddi bir problem var, sistematik bir problem var ve bizim bunu çözmemiz gerekiyor. O halde bizim bunu e, mesele onların hayal etmeyi, hala gençlerimize hayal etmeye teşvik etmemiz lazım. Ama aynı zamanda kendilerine destek grupları oluştur, oluşturabilmeleri ve belli e, destek yolları bulmaları gerekiyor gerçekten. Tam da bu noktada Selda sözü birkaç cümleyle toparlamak üzere sana vermek istiyoruz. Akademide var olma çalışan, var olmaya çalışan özellikle genç kadınlara ee, ne önerirsiniz bu mobbingler, caydırma politikaları, mansplainingler, can tavanlarla ilgili olarak? Öncelikle de Büşra epey aslında söyleyilebilecekleri söyledi. Yani bu tam onun bıraktığı yerden söyleyeyim. Hani gerçekten çoğu zaman konuşan kişilere baktıklarında kadınlar özellikle genç kadınlar erkekleri görüyor, görüyorlar. Bilir bilir kişi olarak. Özellikle de orta yaş ve üstü. Desteklenen akademideki erkeklerse genç, parlak erkekler olarak sunuluyor. Kadınlarsa belli bir sınıfın üstünden, belli bir gruptan çok az sayıda. Orayı yani bu arada o kadınları da kesinlikle e, ne derler yaptıklarını değersiz ya da başarılarını e, küçümsemek üzerine demiyorum. Onların öne çıkarılması bu sistemin onlara o alanı sunması ve onlara izin vermesi ile ilgili. Yoksa o kadınların başarısız oldukları ya da daha kolay oraya geldiklerini düşünmüyorum. Ama bunu gören genç kadınlar farklı yerlerden, farklı grup toplumsal yap, e, gruplardan, kültürlerden asla kendisiyle özdeşleşemediği için uzak bir ihtimal, olamayacak bir şey gibi görüyor. Ve e, bu yüzden de e, Yap yani kendisini zaten oraya uygun gör görmüyor. Yani yapamayacağı şey o ve cesareti kırılıyor. Benim buradaki en e, hatırlatmak gerektiğini düşündüğüm şey bizim yani Birçok topluluğunda kadın akademisyenlerinde özellikle ben feminist bir sosyologum, yıllardır feminist politikanın da içindeyim ve her bulunduğum yerde feminist olduğumun ve çalış, yaptığım çalışmaların feminist bir yerden yaptığımı her zaman altını çizerim. Çünkü şu var yani feminist tarihimize sahip çıkmamız lazım. Bunun altını çizmemiz lazım. Bugün ben buradaysam yıllardır toplumsal cinsiyet dersi verebiliyorsam başka kadınların önünü açmaya çalışıyorum ve hem öğrencilerimin hem de başka yerlerde benimle iletişim kuran kadınların hep şunu diyorum. Zamanında buraya bu kadınlar giremiyordu. O kadınlar yani 70'lerde Cambridge'de, Oxford'da birçok yerde kadın öğrenci sadece kadın sınıfları oluyordu. Kadınlar derslere alınamıyordu. O günden buraya geldik. Ve gelebildiğimiz noktada şu an Büşra'nın galaksisi var yani. Bu şu demek, aldığımız yol çok uzun çok güç bir hayat, bir yandan çok büyük mücadeleler veriliyor ama imkansız olmadığını ve yapabilir olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Ama bu ne aynı zamanda kolektif bir iş. Bireysel bir başarı bizi hiçbir yere götürmeyecek. Hiçbir yere. Kısa vadeli olabilir ve ya kaybolursunuz bireysel başarısınızla ya da akademinin şu an hala kurma, kurmaya çalıştığı erkek iktidarına eklemlenmek zorunda kalırsınız. Bu başka bir yol olmaz. Yani ya onlara ayak uyduracaksınız, bunun içinde ne gerekir? İlla eril erk, yani eril bir tutum almak zorunda değilsiniz. Makbul bir feminist olmak zorunda kalırsınız. Makbul bir kadın akademisyen olmak zorunda kalırsınız. Bu da her daim lafınızı tutmanız, her daim daha şefkatli, daha yumuşak, daha uysal olmanızı gerektirebilir. İstediğiniz çalışmaları yapmamanızı gerektirtebilir. En güzeli en e, alabileceğiniz güç birlikte olacağımız kadınların birbirinin ellerin omuzlarına çıkarak yapabileceği bir şey ve gerçekten bu çok güç verici o kadar da imkansız değil tabii ki zorlukları var çünkü demin söylediğimle bitireyim yani çok uzatıp zamanı aldığım farkındayım bu yapısal koşullarda girmek zor olduğu kadar farklı açılardan girdiğinizdeki dışlama ve ayrımcılık da kadın olmanızdan dolayı cinsel taciz mobbing veya Cinsel şiddet, bununla ilgili birçok şey var. Tabii ki konumuz artık şu an vaktimiz yok ama bunlardan dolayı Türkiye'de ve dünyada akademiyi bırakan sayısız genç kadın var. Bundan dolayı intihar eden kadınlar var. Bundan dolayı bütünüyle yollarını bırakan kadınlar var. Lütfen böyle bir şey yaşadığınızda kendi başınıza geldiğini düşünmeyin. Bu bir cinsiyetçi kurumsal mesleki kültürdür. Bu akademinin özünde, temelinde vardır. Ve Birçok kadın ses çıkarmayıp çok tek başına yaşayabiliyor ve sizin suçu yani hiçbir kadının suçu değil. Bunlardan dolayı yılmayıp başka kadınları bulmak ve onlardan yardım istemekten çekinmemek bunun başlangıcı. Bu bizim akademide hem sayıca artmamız hem nitelik olarak gücümüzün de artması için bu tür bilgi deneyimleri paylaşmamız gerekiyor ve gerçekten ben son yıllarda cinsel tacizle ve şiddetle mücadele gruplarında da çalışıyorum. Bu bizim en çok mesela ayrımcılık ve elimizdeki engellerden biri. Bunları daha sesli konuşabilirsek daha da çözüm bulabileceğiz ama asla herhangi bir kadının ya da suçu ya da çaresizliği değil diyeyim. Öylelikle çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Bu pandemi döneminin başında da ya da işte Nisan Mayıs gibi yanlış hatırlamıyorsam sanırım New York Times'da da bir yazı çıkmıştı. Bilim dergilerindeki kadın imzalı, kadın akademisyen imzalı makalelerin azaldığına dair. Çünkü kadınlar eve kapanınca çocuklarla uğraşmaya başladıkları için kadınların üretiminin de ne kadar azaldığına dair. Sırf bu bile çok şey anlatıyor. Çok teşekkür ederiz. Bugün bizimle olmanız Hı -hı. bizim için çok önemliydi. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İlham veriyorsunuz hepimize, herkese. İyi ki varsınız. Sağ olun. Teşekkürler. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.